Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar olsun. Şimdi normalde biliyorsunuz biraz videoları azaltalım dedik ama özellikle şu Bitcoin tarafında ve altın tarafındaki hareketler biraz çok sertleşti. O yüzden de insanlar çok rahatsız. O yüzden bir Bitcoin, altın tarafına bir bakacağız. İçeride dolar TL artık yavaş yavaş dönebilir mi? Gram altın desteklerini kırıp yavaş yavaş aşağı sarkıyor. Hani gram altın yatırımcısı biraz rahatsız, ona bir bakacağız. Tüm dünyaya şöyle bir bakacağız. Şimdi öncelikle dünyada 10 yıllıklarda yani ABD 10 yıllıklarında uzun zamandır kırılmayan bir bölge kırıldı 98'ler geçen hafta. Ve şu 1.26'lara doğru yeni bir bant açıldı 10 yıllıklarda. Şimdi işler biraz burada değişmeye başladı. Dolar endekslerine baktığınız zaman dünyada dolar endeksleri 3-4 aydan beri çok sert düşüş trendindeydi ve yavaş yavaş artık kafayı tekrardan yukarıya doğru kaldırdı ve 91-20 bölgesine doğru bir göz kırpmaya başladı. Şimdi dünyada USD ZAR tarafı yani bize biraz daha yakın bir parite Güney Afrika randı dolar paritesi uzun zamandan beri o da bir düşüş trendindeydi ama özellikle geçen hafta çok sert bir yukarı hareket yaptı ve dolar tarafı değer kazanmaya başladı. Şimdi tüm bunlar içeride bizdeki dolar TL'yi de birazcık artık burada hatırlarsınız hep şunu söyledik. 7.40-7.20 yani daha önceki şu filama aralığı artık buralarda 7.40-7.20 aralığında orta vadeli tepkiye bakın tepkiye maliyetlenmeler yapabilirsiniz. Kademeli olarak demiştik. Şimdi burada dolar yukarı doğru biraz tepki vermeye çalışıyor dolar endekslerinde kuvvetlenmesiyle beraber. Ama burada bir diğer önemli nokta hazır açmışken gelelim Bitcoin tarafı. Şimdi Bitcoin tarafında arkadaşlar özellikle bugün Twitter tarafında da bayağı bir hareket olmuş. Yani işte bazı platformlarda bozulmalar falan veya kapatmalar. Şimdi Bitcoin'de çok sert bir satış geldi 42 bin dolardan ve 20 günlük ortalamaya kadar geri bir çekilme oldu. Yani çok 34 bin, 42 bin yaklaşık %20. Şimdi Türk yatırımcısı çok fazla Bitcoin'e doğru yöneliyor ama arkadaşlar çok ama çok dikkat edin. Çünkü burada gerçekten çok ciddi bir rally var. Burada başınızı çok ciddi anlamda derde sokabilirsiniz. Çok sert bir piyasa, iyi prim yapmış, güzel para kazandırmış ama artık hani biraz böyle hareketlerin dalga boylarının çok sertleştiği bir piyasa. O yüzden özellikle Bitcoin tarafında çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Mümkün olduğunca en azından düşerken pozisyonlarınızı lütfen çoğaltmayın. En azından onu yapın. Yani hani stoplamıyorsunuz bari düşerken almaya hani evi barkı satıp kredi çekip ben dur Bitcoin düşüyor ben tutacağım demeyin. Gram altın tarafı 473-440 arasında bir bandı vardı ve 40'ın da altına sarktı. Özellikle onstaki gerilemeyle beraber geçen hafta. Şimdi ons 1818 kritik desteğinden döndü. Şimdi ons buralarda tutunmaya çalışacaktır ama bakın şu satışı sindirmesi altının biraz sürecek arkadaşlar. Yani buralarda tepkiler gelecek. Bu bir böyle 3-4 gün buralarda tutunacak. Hani altın yatırımcısı şeye çok dikkat etmeli. 18'in üzerinde kalabilmeli. Yani çünkü burada 18 çok daha önce önemli döndüğü bir yer. Bakın daha önce burada şöyle hatırlayın. 60 dakikalıklara gelelim. 1818 önemli bir dirençti. Sonra gitti. Sonra geri geldi. Test etti. Sonra hareket buradan başlamıştı. Geldi yine 18'i test etti. Bakın 1818 burada mihenk taşı. O yüzden buralardan artık bir tepki geliyor. Bakın yalnız kelimeme dikkat edin. Tepki. Ha, burada tepkiler nerelere doğru gelebilir? İşte 1855 var bu hafta. Önümüzdeki bir iki gün. Şu bölge 1855-1863 bölgesi satıcılı bölge olarak gelebilir. Yukarıda 1880 var. Yani şu satışı sindirmeye çalışacak. Ama döndü işte aman hadi altın alın falan arkadaşlar lütfen böyle şeyler yapmayın. Bakın üstüne basa 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 söylüyoruz. İnsanlar arıyorlar. Çok büyük paralar kaybediliyor. Özellikle Forex tarafına. Lütfen Forex tarafına dikkat edin. İşte insanlardan abi bu benim işte paramı yönetecek. Ben paramı verdim. Ben battım. Bilmem ne diyen çok insan var. Kimseye paranızı vermeyin. Bu işler çok zor işler değil. Bunları okuyabilmek. Ama işte bu hafta sonu da birkaç kişiyle konuştum. Arkadaşlar kimse parasına emek vermek istemiyor. Herkes hazır lob. Birisi benim paramı yönet. Burak hocam bana danışmanlık verir misin?
Ya niye Burak Hoca sana danışmanlık veriyor? Sen niye bir şeyler öğrenmiyorsun? Veya Burak Hoca her şeyi biliyor mu zannediyorsun? Yani arkadaşlar bakın, yani sahtekar adam o kadar çok ki. Yani işte adam diyor ki abi benim param yok. Hemen herif atlıyor. 2 ay bir ay para kazanıyorlar. Sonra bir para kaybetmeye başlıyorlar. Para batıyor. Lütfen bu serüvenlere girmeyin. Paranızla kumar oynamayın. Bu işin danışmanı bilmem nesi diye bir şey yok. Biz niye bu kadar rahatız veya niye biz diyoruz YouTuber değiliz? Niye her şeyi açık açık anlatıyoruz? Çünkü biz 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok paralar kazandık, çok paralar kaybettik, dersler aldık, tecrübeler edindik. Hala aynı hataları yapabiliyoruz. Hayatta en büyük zaten birikim, tecrübe. İnsan para kaybettikçe, yanlışlar yaptıkça bir şeyler öğreniyor. Ama öğrendiklerinizden ders almayınca aynı hataları yapmaya devam ediyorsunuz. O zaman artık o tecrübeden çok salaklığa dönüyor. Ya yani insanız, hata yapamıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Hala yapmıyor muyuz? Tabii ki yapıyoruz ama lütfen böyle paranızı şu kişiye emanet edeyim. İşte ay durup bir hadi Forex oynayalım, Bitcoin yapalım. Bu işlere girmeyin. Bu işlerin sonu eninde sonunda bataktır arkadaşlar. Lütfen girmeyin. Tekrar tekrar söylüyorum. Dediğim gibi biraz altın yatırımcısı biraz sıkılabilir. Ama gram altını belki bu dönem dolar kurtarabilir. Bitcoin yatırımcısı lütfen ama lütfen çok dikkat etsin. En azından yeni pozisyon açmamaya çalışın. Ve lütfen trendi iyi takip edin. Mümkün olduğunca arkadaşlar dikkat edin. Çok para kazanacağım derken, köşeyi döneceğim derken köşe elinizde kalmasın. Lütfen ama lütfen. Birazcık böyle aslında bugün video çekmeyecektim ama gerçekten çok fazla böyle hareketlilik var. Çok fazla kirli bilgi var. Lütfen biraz dikkatli olun. İyi bir hafta olur inşallah. Keyifli bir hafta olur diyelim. Herkese hayırlı haftalar olsun.